Değerli seyirciler, İttifak Holding Konyaspor Spor Galatasaray maçının ilk yarısında iki gol var. İkisi de ev sahibi Konya Spor'dan 8. dakikada Ahmet Hasan ve 20. dakikada Rahmanovic'in kaydettiği gollerle ev sahibi İttifak Holding Konya Spor, Galatasaray karşısında ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamlayarak gitti soyunma odasına. Erman Hocam, yani Galatasaray adına bu sezonun Hani başka Tırnak içinde kötü maçları oldu ama belki de en etkisiz ilk 45 dakikasıydı gibi gördüm ben. Katılır mısınız? Bir tane şutu var. Şimdi karşımda şey var. İşte Konya Spor Galatasaray toplu oynama. 49'a 51. Yani toplu oynamada Galatasaray fazla <laughs> oynamış gibi gözüküyor. Kesinlikle değil. Şöyle söyleyeyim o zaman. Mesela bu maçın özetini size şöyle yapayım. Fazla uzatmadan. Kötü Galatasaray tabiri Galatasaray için iyi bir tabir olur. Kötü bir Galatasaray ilk yarı tabiri Galatasaray için iyi olur. Yani Yetersiz kalır diyorsun de yani. kötüsü bir Galatasaray var. Hocam Galatasaray diye bir takım yok ilk yarıda. Maçı oynayan, topu oynayan, e, oyunun direksiyonunu, vitesini koyan, tutan elinde, benzinin depoyu dolduran filan hepsi Konya Zipur. Bir de şu var. Daha da iyi bir tarif olur. Konya sporlu futbolcular kendi ceza alanları içinde Konya sporlu futbolcular kendi ceza alanları içinde Galatasaraylı oyunculara verkaç yapıyorlar. Ya. Yeah. Bak bu, bu, çok zor bir iş. 5-6 dava yaptılar. Ceza alanı içinde Galatasaray oyunculara verkaç yapıyorlar. Galatasaray oyuncuların halini düşünün. Lan dört kişi bastınız alıp gol yaparsınız iki metreden. Onu yapacak hali yok. Ha ikinci canı ne yaparlar bilmiyorum. Yani ben böyle bir şey böyle bir ama Konya her şeyiyle iyi oynuyor. Yani takım olarak yavaşlatıyor, oyunu hızlandırıyor, ters top yapıyor, yani ver bir kaç tane kaç yapıyor. şut atmış, engellenen şutu yok. Konya ceza sahasına dört kez girebilmiş Galatasaray ki Bunların ikisi de etkili bir giriş değil. Yani böyle bir arapası oldu, futbolcu koşamadı, o. Şey gibi ya, Beyoğlu'nda yürüyüş gibi. Vitrinlere bakarsın ya Beyoğlu'nda veya ne bileyim Levent'te, Etiler'de falan. Onlar yani, gibi Ankara'da, Kavaklıdere'de. Kolay kolay Vitrinlere rastlanmayacak bir gibi ilk yarı performans. Yalnız bir şeyler var bu. Mesela Fegoli kadroda yok. Yok hocam ya. Vallahi Niye ya. almamışlar? Geçen maç çeviren adam ya. E biz onu Hı. konuştuk geçen hafta. Evet, geçen Yani işte Feguly şu kadar dakikada bu kadar iki tane gole doğrudan etki etti işte. O zaman teknik direktörden çıkıp Feguly ile ilgili yönetimle ilgili bir şeyler mi var? E teknik direktör Yönetim, ben teknik öyle karar direktör. verdim diyor. Maçtan önce. Ya geçen hafta maçı çeviren adam. Bu hafta onun karar verdiğine inanmıyorum. Bir yerlerden bir şey geldi. Emir geldi. Ya geçen hafta teknik direktörü ipten alan adam ya. Hoş. Geçen haftanın Galatasaray'ı iptal alan adamı Hakem'di. O ayrı bir olay. ya Hakem. Resmen Galatasaray'ı iptal aldı geçen hafta onu söyleyeyim ama yani Fegoli girdi, işin rengini değiştirdi. O Hakem'e de maç verecekler mi acaba yıl sonuna kadar merak Kimite ediyorum. Ümit Öztürk'e mi? He. Bakalım, verirlerse bakacağız. o komiteyi de tebrik ederim abi. Tebrik ederim. O adama sezon sonuna kadar maç verirlerse helal olsun diyeceğim bu komiteye yani. Bravo diyeceğim o zaman kafama başka şeyler gelecek aklıma hocam. Onu da söyleyeyim. Yani başka şeyler düşüneceğim. Bak bu attığı adam bugün Bugün iki oynamadı. tane oynamadı. kritik maç vardı Rize. Rize'de ee, oynamadı o adam. Bugün Rize'de yenildi. Giresun'a Onun bahanesi değildir diye. ama. Tabii ki değil. Attığı adam bir adam. Örneğin oynayamadı. Yani, oynayamadı. attığı için oynayamadı Şunlar. bugün. Ee, bir takımın hayatıyla oynuyorsun Ümit Öztürk. Hala sana hakemlik yaptırıyorlarsa Türkiye'de yuh olsun onlara. Evet. Gelelim Yok. bu maça. Şimdi zaten yani ısı haritaları da tabii. Şöyle söyleyeyim ben. Şimdi e, çıkıl dikkat ettim mi? Yani şuna dikkat et. E, Konyaspor rakip sahada ısıyı hep değişik yerlerde tuttu. Tabii. Sahadan geldi. Çok güzel ters top yapıyorlar. Yani e, defans yığılınca terse top çıkarıyorlar. Çok güzel oynuyorlar. ya yani, Çok akıllı oynuyorlar bir oyun planları bir var. 20 bir dakikada 2-0 yaptı. Evet. Çok akıllı oynuyorlar. Çok dikkatli oynuyorlar. Tabi ukalalık yapmamaları lazım. Kendi ceza alanının içinde kaç filan yapıyorlar da o biraz ince bir çizgi tabii. biraz tabi. Ya yani onu 4 evet. defa yaparsın. 5. yaptırırsan yaptırmazlarsa Büyük takım golü görürsün. Takım. Hemen. İkinci ara ama güzel bir maç olacak gibime geliyor? Öyle yani geliyor. gözüküyor hocam. Yani mutlaka Arsana, bir karşı Arsana, reaksiyonu bir olacaktır Galatasaray'ın. Bir gol atamazsa 3 olursa da zaten gider maç. iyice gider. Bak üç olursa değişik maç olur ha. Aç, aç, açığa gider maç. Çünkü top tekniği çok iyi oyuncular var Konya'da. Topu verdiğin zaman alamıyorsun. Bak Galatasaray'da o tarz oyuncu yok. 5-6 tane top tekniği çok yüksek oyuncu var. Dikkat et toplar geldiği zaman aydan gelse ayaklarına yapışıyor. Çok iyi ver-kaç yapıyorlar, pas yapıyorlar, yön değiştiriyorlar. Galatasaray bir gol daha yerse çok kötü bir gece geçirebilirler. Galatasaray orta sahasında evet, evet. Pulgar, Çıkıldao, Berkan yani e, hiç üretken topu ileri taşıyabilen işte Gomiz'le, Kerem'le yani Emre ile buluşturabilen bir orta saha görüntüsünde değil. top gelmedi. Adam aralara falan gelmeye çalışıyor buralara. Arada Gomis'i şeyden kornerden top çıkarırken gördüm bir iki sefer. Yani Gomis'e top gelmedi ki ne yapsın Gomis. Bir sefer geldi. Onda da düdü, e, şeyden <laughs> Tribünden düdük sesi geldi, oyun durdu. Olacak şey değil. Adam cihazı bıraktı tabi alışık evet, değil böyle şeylere. Ne oluyor diye hakeme döndü. Hakem ben bir şey çalmadım ki dedi. Yani ona da bir abi bu tip işlere bak federasyonun ceza vermesi lazım hocam çok net söylüyorum. O tribünden düdük. Düdüğünü... Ama bulamazsın hocam değil mi? O nerede bulacaksın ya? Düdük çalanı. Ya bulamazsın hangi tribünden? Verir bir tribüne ceza ver. Hmm. O tribünü sokma. O bir kişi yüzünden o tribün giremez. Veya iki tribün giremezsen, hangi tribünü çö çözemezsen. Çok net bunları yaparsa bak. Çocuk topu bıraktı ya. Evet evet. Komist, hatta biz ne no döndü. Ben hatta hani tabii hatırlatmak da istemiyorum. Bir sağlık problemi vardı ya yine bir şey mi oldu hmm. dedim acaba. Demek ki Konya Spor e, taraftarlarından birkaçını sağlık boruluyor Marocan. Federasyon düzeltir inşallah. Arkada. Bazı hatta yerlerde ya, bir şey olmazsa, birileri girmezse. Ama devre. çok iyi, çok iyi. Ee, bir koreografi şey e, tribün topluluğu Baya kalabalık. Çok iyi. Bayağı çok kalabalık. Iyi. Evet. Çok çok iyi. Bayağı kalabalık. Bugün gündüz Kasımpaşa İzmir'de Göztepe'yi yendi. E işte Giresun Karadeniz derbisini kazandı. Alt tarafta da yangın devam ediyor. Yangın devam ediyor Hocam, Biraz yalnız kopmalar başlıyor mu? Yani, Kaç hafta kaldı? 10. 10 hafta kaldı. 6 hafta kala şampiyon belli olur mu? 3 kere 6 18. Sen öyle diyorsun başından yani işte. beri. Ya 6 7 diyorsun. İşte 3 kere 5 15. Ya 5 6 olur mu? Ya bir şey söyleyeyim ya. Yani şimdi daldan dalı uçuyoruz da şöyle bir bakıyorum hocam. Trabzon bütün maçlarını kaybederse yine şampiyonuz. <laughs> Niye? Çünkü arkadan gelenlerin her maçı alacağı gücü yok. Anladın mı? E, arkadan gelen her maçı alacak gücü yok. İşte en yakında Konya'yı top oynuyor. Konya var. 52 yapar bu maçı kazanırsa. Evet. E, 66-52. Tabii yarınki maça bağlı o oranın sonucu. Ama hani an itibariyle 14 olur. 14 demek 5 maç demek. Evet. Bu Trabzonlar da enteresan ya. Uçakta bir Trabzonlu'yu gördüm Bodrum'dan gelirken. Ya hocam dedi ya. Bu Fener Trabzon maçı ne olur dedi Trabzonlu. Orada da bir maç dedim. Hocam yenelim dedi ya. Şampiyon olmayalım da Fener'i yenelim dedi. Ya. Mantığa bak. <laughs> ya olacak şey değil. Ama e, 45 bin bilet satılmış. Satılır tabii. Onların arasında yok. Bayağı keyifli, zorlu, güzel bir maç bekliyor bizi yarın da. İkinci <laughs> yarıda herhalde bir reaksiyon verecektir Galatasaray. Muhtemelen bir oyuncu değişikliği ya da değişiklikleri olur mu? Yoksa tabii bilemiyorum. Enteresan teknik direktör yaklaşımları görüyoruz. Aynı 11'le de çıkabilir. Onu bilemiyorum da. Şu kenarda oyuncular var. Yani Taylan, Babel, Babel eee orada Morutan. var, şey var. Dervişoğlu var. E, Halil bugün kadroda Mustafa Muhammed var. Yani aslında bu maç değişiklik istiyor görüntü o. Şu ana kadar yani dedim ya çok kötü bir Galatasaray. I. Nasıl toparlarlar? Bir defa orta sahayı toparlaması lazım. Ya oyunu şimdi Real Hocam'ın Olur. kulakları çınlasın. Oyunu düzeltmek lazım ama tabii oynamayan oyuncular var. Dolayısıyla oyuncular üzerinden de bir müdahale şart oyunu düzeltirken. Tabii dikkatli düzeltmezsen seni düzeltirler. Dün düz yaparlar hocam. Bir, bir 15 olarak. dakika önemli değil evet. mi? İkinci yarının 15 dakikası. Bir reaksiyon, bir e, şey göstermesi lazım, direnç göstermesi lazım Galatasaray'ın. Galatasaraylı futbolculara göre Konya Sporlu futbolcuların top teknikleri, oyun zekaları daha yüksek. Bir de özgüvenli de oynuyorlar hocam. 20 dakikada e 2-0 olunca. Belli hocam. Galatasaray'ın puanı kaç? <laughs> Bak. İkiyim hocam. Galatasaray 32 olmuş olması lazım. Konya kaç 35 bağında? pardon. Konya kaç puanda? Konya 49. E, yani e zaten oyunda gösteriyor aradaki farkı. tabii Beş, daha maçlık, farklı olması lazım. beş maçlık, beş maçlık bir fark var arada. var ya Koya bayağı takım zaten yerinden de belli ikinci adam doğru o kadar basit. Yani bu sezon sezonun genelinde bazı istisnalar hariç He. hep belli bir çizginin üstünde Likle. oynadılar. Peki yavaş yavaş toparlayalım yani e, iyi bir ikinci yarı bekliyor bizi değerli futbol severler. Bu karşılaşmanın ardından önce... Daha gol atarsa bekliyor. Atmazsa Değil mi? başka türlü bir baş Ama bekliyoruz. bir reaksiyonu da olacaktır herhalde Galatasaray takımın. Olmazsa... Bilmiyorum hocam. Bilemiyorum hocam. <laughs> ben de bilemiyorum. Şimdi senin gibi konuştum. Yani. Ee, bakalım. Ee, biz sözü skorboarda bırakacağız. Ardından takım oyununda görüntüler üzerinden bu maçı konuşacağız. Tabii yarınki Fenerbahçe Trabzonspor maçından da bir pencere açacağız ama önce şu maçı bitirelim bakalım hep birlikte. Aspor'dan ayrılmayın.